Payitaya ne diyorsunuz ana yemek için hulomcan? Özellikle bir aşçı olarak senin fikrin önemli. Payitayı inşallah kendi şeyinde sunumunda getirir. Böyle foşur foşur. Ekmeğini kendi böyle yapmıştır güzel inşallah. Tavada getirir. Evet. Lavaşını kendi yapmıştır. Hazır soslar kullanmamıştır. Önemli. Soslar önemli. Soslar önemli. Avokado sosu, salsa sosu bunları yazmış. Bakalım inşallah yapalım. Dengeli yapar. Salsa sosu çok da acı. Bazen öldürecek kadar acı yapıyorlar, bazen de normal yapıyorlar. Göreceğim. İnşallah kendisiyle jokerlerini kadar getirmiştir. Aynı jokerler içinde aynı böyle tereyağlı getiriyorlar ya. Böyle foşur foşur geliyor. Pariste. Biberleri, soğanları falan. İstemiyorum tabakta gelsin aynı şey su akmış. Kiremitte böyle diyorsun. Evet, kiremitte özel gelmesin. Özel döküm şeylerinde. Belki onu yapmıştır. Bakalım. Renkli biberleri bol bol evet. Görürüz. Sarı, kırmızı kapya biberleri. Evet. Evet. Sarımsağın dengeli kullanmıştır birazcık. Payita'nın kendi şeyi de var. Onu kullanmıştır, baharatı vardır. Bakalım ne kullandı bilmiyoruz. Kendi baharatını muhakkak kullanmış olması lazım. Lezzetini oradan veriyor Payita. Aşçı konuştu. Aşçı konuştu vallahi. Konuşmayınca konuşmadı, konuşunca konuştu. Konuş Hulomcan Bey. Konuş tabii ki canım. İstersen servislerin hepsini alsaydınız aslında. Kaldı. O şimdi sosları da var ya biraz detaylı bir sunum. Bence siz Fahite'ye bakın. Oradan cevap vermeyin. Korktun mu biraz? Böyle detaylı anlatırken. Yani şöyle burası restoran değil. Onlar restoran sunumu çünkü. Biz normal şekilde yemeğimizi yiyeceğiz burada. Yo ben de her şeyin orijinalini yapmaya çalıştım. Siz de orijinalini getirseniz. Biz Özbekistan'ın tamam, orijinalini bilmediğimiz için bize anlatmış olabilirsiniz ama biz onu bilmiyoruz. Hatice Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Aa, tabii ben ki. Bildiğim bir şey. Bana oynuyor. Pardon. Oynuyor evet. Ama bugün siz oynuyorsunuz. Dün 3 gündür susuyorsunuz bugün oynuyorsunuz. Sor bakayım ne soracağım. Dün böyle direkt böyle selamsız direkt gittiniz hiçbirimize böyle. Ben bana selam vermediniz geçtiniz buradan. Vedalaşmak evet. Selam değil. Evet. Uğurlamadı yani mı uğurlamadınız, sizi? Uğurlamadınız hani iyi akşamlar falan demediniz. Şöyle benim burada arkadaşım vardı ve sabahtan gördüm, akşam 5... Gördüm benimle her köşede resim çekiyor. Evet o sizi çok seviyor. Çok tatlıydı ve bütün gün burada olduğu için çok sıkıldı ve mutfaktaki tabakların hepsi bana ait olduğu için onları toparlamamız, hani burada da çekim vardı o sırada. O yüzden hemen onları toparlayıp gitmemiz gerekiyordu. Sizi kapıda zaten bana yaptım. Demedim. Ben sizi göremedim o an. O yorgunluğu. Bir tek sana mı demedi? Bay bay. Hayır, hiç kimseyi görmedim ben. Bize demedi. Telaş var. Direkt onlar yukarı olabilir. Çıktılar. Benim de günüm vardı, herkese hayır. Selam verdim. Röportaj. O yüzden merak ettim. Hani diğer günler peki? Puanları alamadınız, o yüzden mi moralim bozuldu? Hayır, hiç alakası yok. Yani hiçbirinizi görmedim ben. Hepiniz yukarı çıktınız röportaj için. Zaten arkadaşlar evet, yarışmacı arkadaşımız gidebilir dediği için ben çıkmak zorunda buna kaldım. Buna takılan var mı başka aranızda? Yok, ben takılmadım. Olabilir, günün yani telaşı. Ben röportajdaydım zaten, yoktum. Ben buradaydım zaten, evet. Siz beni görmek istedim. Seydiniz gelirdiniz mutfağa. Geçmiş olsun diyebilirdiniz. Ben sordum da biz direkt gitti. Buradan da direkt böyle hiç selam... Şuradan çıkarken bahsediyorum. Buradan ha geçti yanında. Bitti, geçti yanında. Gülümse ve böyle seni pek sevmiyor Bahar. Beni sevmiyor. Evet. Buraya geçtiniz ya. Evet. Şaka yapıyorum. Ondan dolayı herhalde. Yok ciddi. Ne yaptık? Arkadaşlarıyla geçti ya onu diyor musunuz? He anladım. Neyi anlattınız şu an? Ya dün de sizin, dün de ilerisi gün de sizin gününüz şey ama. Herkes uğurladı mı seni bugüne kadar? Yok biz selamdan bahsediyorum. Ben uğurlamaktan bahsetmiyorum. Ha, hani iki gün önceye dönelim. Selam veriyor. İki gün önce, üç gün öncesinde de kimse kimseye öyle hadi iyi akşamlar demedi. Sen normalde de biraz daha sessiz sakin misin? Çok konuşmuyorsun galiba anladığım kadarıyla sen değil mi? Yani çok öyle aşırı konuşkan bir insan değilsin anladığım kadarıyla. Konuşmayı severim ama aşırı aşırı böyle... Ha yerinde değil. Yok yok Zuhal Hanım dün bilerek yaptı öyleyiz. Ya. Bozuldu bayağı bir sinirlendi. Fark ettim yüzü kıpkırmızı olmuştu. Tamam dün okeyse iki gün öncesine dönün. Evet. İki gün önce de mi öyleydim? İki gün önce de. Hayır dün iki gün önce değil. Dün bilerek yaptıysam iki gün önce olduğumu... Sinirliydiniz olduğum... kendi gününüzde zaten ondan önceki günler. Hiç sinirli değildim gerçekten. Hiç sinirli değildim. Çok sinirliydiniz. O kadar relaxtım ki gerçekten. Siz farkında olmayabilirsin biz fark ettik yani. Hayır hiç değildim. Bana geçti hiç değildim. En azından arkadaşlar iyi akşamlar ya da arkadaşlar... denmesi lazım. Yani görmedim siz röportaja çıktığınız için diyorum burada bütün tabaklar, kaşıklar, bıçaklar bunları ben toparladım. Sen sinirli görmemişsin. Bu masada puanını beğenmedi de kalkın gidin masamdan diyen oldu. Açık oylamada. Yok, öyle bir... Burada oturmanızı istemiyorum. Gidin lütfen dedi. Bu arada Alev'e güzel bir haberimiz var. Aa. Evet, evet. Bugün tüm ekibe
Mangalda balık yapıyoruz. Hava da güzel. Hepiniz davetlisiniz. Yok, Allah şimdi devre kaldırdım. Şöyle yapalım Zuhal Hanım. Benim günümde biz size sarmalar, yok yok bizden bugün balık var. Herkes de yiyecek. Yok yok. Levrek. Baklavalar mı yapacaksınız annen, yarın? Annen i̇kram mı? İkram. Annem getirecek, hazırladı. Ha, anne. Sizin için evet annem. Oo, tokat anne sarması. Yaprağımız mevcut. Hepinize var. Ama annesi herkes yapacakmış. Anneni yormasaydık. Ama istedi. Sizi çok seviyor. Yok senin elinden isteriz. Benden selamlar, saygılar. Müsait evet, niye kendiniz için yapmadınız? Yani müsait olamadım, yoksa yaparım, lezzetlidir elim ama yarışacağım ya için. Ama bazen yarışanlar da vallahi ben tepsi bize baklava börek ne ara yaptın diyorum, gece gittim yaptım vallahi diyorlar. Ama tabii bekleyemeyiz böyle bir şey, telaşı evet olacak. İki tane çocuk var. İki tane bekliyor, çocuğu var. Bak hiçbirinizin çocuğu yok. Şimdi kadın iki tane çocuk yapıyor. Bekarlık sultanlık. Evet. Mı diyorsun? Evet yaşıyoruz. Ya. Düşünmüyor musun evlenmeyi? Bana göre hiç sultanlık falan değil ya, yalnız. Niye evlenmiyorsunuz o zaman? Doğru insan yani önüme gelenle de evlenemem evlenmiş ki. Evlenmiş olmak için evlenmiyorum. O zaman evde zaten kalmış oluyorsun. Aa! Doğru insanı arıyorum ya. Doğru insanı arıyorum. O yani bu ne oluyor o zaman? Sizin için geçerli bak ben. Aa! Doğru insanı neden arıyorum. Neden benim için geçerli? Sen için daha geçerli. Büyük öyle düşünüyorsun. Ben daha büyük ilerliyorsunuz. Ablasın benim için geçerli. Benim mantığım doğru insan. Doğru, zor bir insanım zaten. Her şeyden belli. Siz masaya mı vurdunuz? Yok ben böyle dedim. Sakin ol. Ben vurmadım. Bir şey ha, göremedim çiçekten. Hiç böyle bir söz, nişan geçti mi? Vardı, vardı. Yani ya. 4 senelik bir ilişkim vardı. 4, bayağı evet uzunmuş. Evet, evet. Kendisi arkadaşımız. Çok da emek verdim. Allah şahit. Kendisi çok arkadaşımız mı? Tanıyor muyuz? Yani benim arkadaşımız yani o anlamda arkadaşımız. Arkadaş çevrende. Çok da emek verdim. Hani insan ciddi bir ilişki dört yaşayınca. 4 yıl çok uzun ya. Evet evet. Arkadaş mı kaldınız? Arkadaş çevrenizden miydi? Şu an arkadaş mısınız? Arkadaş mısın? Çevremizden de. Aynen. Sürekli aynı insanları görüyoruz tabii ki. Soruyorlar. Şu anda da görüyor musun arada? Görüyorum. Ortak arkadaşlar var. Şimdiki kız arkadaşı da sürekli görüyorum. Çünkü aynı çok yakınız birbirimizle. Evet. O da pek hoş olması gerek de. Evet. Neyse Allah herkesin yolunu açık etsin. İnşallah amin, doğru amin kişi çıkar karşına. İnşallah. Kısmet ya aslında Zuhal Hanım benim aslında buraya biraz da katılmamın sebebi hani para da tabii ki önemli. Herkes için tabii, önemli. Tabii ki canım. Ama şey ben böyle hep yalnız yaşıyorum ya. Böyle akşam eve gidiyorum yalnız yiyorum. Akşam sabah. Ay. Böyle biraz kalabalık böyle ortamda hem de konuşacak bir insanı bulayım. Ağlamam hem de sonra. Yok. Gerçekten kıyama. Ben böyle ilk geldiğimde de söyledim. Ben böyle kalabalık aileyi çok özledim. O zaman gerçekten balık yemeye oraya gidelim Zuhal Hanım. Bahar Hanım'a gidelim bugün. Ay vallahi bugün üzüldüm gelin ya. Gelin ya, gelin vallahi. Ay kıyamam. Evet, tek başına da hiçbir şeyin tadı olmaz bu hayatta. Allah kimseyi yalnızlıkla sınamasın. Evet. Kardeşlerin falan. Ha? Yok mu? Sizin aile biraz karışık galiba. Aa bak vallahi üzüldüm, gel. Ay tamam dur, çocuk da yemek getiriyor, gel. Aa lütfen. Ooo. İnşallah karşına böyle gerçekten seni hak edecek birisi çıksın. Çok isterim güzel haberlerini duyayım. Bak bu program vallahi nelere vesile oldu, inanamazsın. İnşallah böyle sevgi verebilecek, gerçekten seni anlayacak. Herkese lazım bir hayat arkadaşı. Allah'a mahsus yalnızlık. Aile de önemli tabii. Üzüldüm şimdi. Üzmeyin kendinizi. Zor ama haklı, anlayabiliyorum yani yalnız yaşamak evet kolay bir şey değil. Hayat mücadelesi vereceksin. Her şeyi paylaşınca güzel. Her şey paylaşınca güzel. Aynen. İnşallah böyle gerçekten seni hak eden birisi, doğru bir insan çıksın. Böyle çoluk çombak unut git bugünleri, bu yılları inşallah. Daha çok gençsin. Hiç o yaşa takılma. Ben 32 yaşımda evlendim. 12 senedir yalnız. Bak ben 32'mde evlendim, 37'mde doğurdum. Öyle söyleyeyim ya sana. Hani böyle 1-2 sene olsa belki kolay oldu ama 12 senedir yalnızım yani. Çok evet sıkıldım artık. Şeyden sıkıldım, böyle bir sese ihtiyacım var evde. Bahar bizi üzme şimdi bak lütfen, rica ediyorum ya. Yok ya, dertleşiyoruz, olur öyle, insan paylaşmak ister duygularını. Bahar Hanım'ın masada yalnızım, ailem yok, babam yok demesi bana çok gereksiz geldi. Hani masada bunu dile getirmesi, bir anda benimle kıskandın, kıskanmadın bu tartışma içerisindeyken bir anda buraya geçmesi, anlam veremedim açıkçası. Bahar Hanım'a tabii ki üzüldüm ama bunu masada dile getirmesi benim hoşuma gitmedi. Bahar Hanım birdenbire neden o moda girdi bilmiyorum ama gerçekten üzüldüm, içtendi. Şov olarak görmedim ben o duygusunu. Samimi buldum. Ben de üzüldüm açıkçası ama hani masada da ağlamak istemedim yani. Bahar Hanım birden yükseldi. Yükseldikten sonra çat diye çakıldı. Anlamadım ben. Birden duygusallaştı. Birden ağlamaya başladı. Olabilir. Yalnız olabilir. Hayatta tek olabilir. Ben de 12 yıl annemi görmedim ama masada bunu dile getirip ağlamıyorum. O da bunu yapmasaydı keşke.
Evet tabii arkadaş ortamını istiyorsa bunu kenarda ya da dışarıda dile getirebilirdi. Masada o olmadı şimdi. İnşallah hayırlısıyla bir kısmet çıksın. Haberimiz olsun ben, olursa. Oluyor da ben güvenemiyorum kimseye. Bak olsun geleceğim nikahına. Çok teşekkür ederim. İstersen şahidin olurum seni. Olur sağlıklı. Olur tamam. Tabii inşallah. Allah sağlık şimdi versin. Şimdi Bahar Hanım'a bir sürü kısmetler çıkacak şahit olacak. Kendi yuvan, kendi ailen olsun ya, inşallah. Ben öyle arasaydım inanın çok ama tabii, gerçekten tabii, yok, sevebileceğim. Her şey bir tarafa tabii. Sevip ederim. Sayabileceğin, birbirinize güvenebileceğiniz. Aynen. O iş öyle kolay değil. Hele bu zamanda hiç kolay değil. Yani gerçekten sırf evlenmiş, herkes evlenmek evet. zorunda değil. Allah isteyene nasip etsin. Ama doğru insanı bulmak da çok zor, çok iyi anlıyorum. Evet, evet. Sonra evleniyorlar, iki sene sonra, bir sene sonra boşanıyorlar. Ya öyle olsun istemiyorum. Öyle zaten. De olmasın. İnşallah doğru insan doğru zamanda karşına çıksın. Hepinizin inşallah. Amin. Allah herkesin güzel gönlüne göre versin. Yani. Çok evlilik çok önemli bir şey. Bak evet. aileni seçemezsin, doğacağın yeri evet. seçemezsin. Ama evleneceğin insanı seçmek o kadar önemli ki ömrünün daha büyük kısmını çünkü eşinle, hayat arkadaşınla geçiriyorsun. Evet. O yanlış karar çok şeye mal olabilir. Hele bir de çoluk çocuk olursa Allah korusun. Ben her bir tane evlilik için çok üzülüyorum. Çünkü çok yıkıcı bir şey. Boşanmak da ölüm gibi diyorlar. Ya işte yani bu... Allah kimseye yaşatmasın. Günümüzde maalesef aynen. çoğaldı. Öyle evlenmek de çok kolay oldu. Boşanmak da çok. Bu da kolay olmamalı. Yani evlenmeyi de iyi düşünüp iyi karar vermek lazım. Boşanma da ona keza. İnşallah dediğim gibi güzel haberlerini duyalım senin. Ama çalışıyorsun. Ben seni takdir ettim. Güçlü bir kadınsın. Bütün bunlara göğüs germek, hele de tek başına bir hayat mücadelesi vermek takdire şahin. Seni takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah sana hep güzel kapılar açsın. Hem amin. İşinde hem özelinde. Hepimize.